Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu karşılaşmanın değeri 50 bin dolar. Hatta bir mat var. O matın değeri Türk lirası olarak 1 milyon 300 bin TL. Eski paraya bakın, 1 trilyon. Şöyle bir karşılaşma, şöyle bir mat. Neden böyle oldu? Global Chess League'de finale gittik. Finalde uzatmalara gittik. Uzatmalar da uzatmalara gitti. Ve masa masa oynamaya başladılar. Ve kura'da artık 3 masada beraber yaptıktan sonra 4. masaya geçtik ve bu karşılaşmanın kazananı çıktı ve 50 bin doları takıma dağıtmış oldu. Evet, işte 50 bin dolarlık, 1 milyon 300 bin TL'lik o oyun burada. E4 ile başlıyoruz oyuna. C5 oynandı. At F3, D6'dan sonra D4, CD4, at D4 ve Sicilya açılışında at F6, at C3'e A6 ile beraber Neidorf varyantı oynanıyor. H3, E5 oynandı. Atı bir yere kaçmamız lazım. En güzel kare B3 gözüküyor. Fil E6'ya gittikten sonra D5'teki o baskı aslında bir noktada tutulmuş oldu. Hem fille hem de atla beraber atı kolayca D5'e koyamıyorsunuz. F4 ile E5'e baskı var. Önemsemiyor siyahlar B5'i oynadı. F çarpı E5, D çarpı E5, vezir D8, şah D8, tüm taşlar neredeyse kesiliyor. Fil G5'te F6 açmaz alındı. At D7 ile korunuldu. A4, B4 ve at D5'ten sonra F6'ya hala baskı devam ederken siyahlar burada fil E7 oynuyorlar. Kale D1'e şimdi fil çarpı D5 kararı geldi. E çarpı D5'e de konuma baktığımızda çift fil beyazlarda duruyor. At E4 oynanmış oldu. H4 oynanıyor. Belki aklımıza gelen hamlelerden bir tanesi burada hemen at G5 oynamak olabilir. Fakat burada HG5, fil çarpı G5'ten sonra at A5'in buraları çok güzel istediğini görüyoruz. O yüzden Jonas bu karşılaşmada en azından bunu riske etmek istemedi. H6 oynadı. Fil E3'e dönüyor. Fil E3'e döndüğünde de bu sefer çift fil beyaza kalmış oldu. Fakat bunun karşılığında da tabii ki siyahların elde etmek istediği şeylerden bir tanesi de buradaki çift atla beraber bu karmaşık konumda bir şeyler elde edebilmek. Şimdi tabii ki D piyonunun önüne set çekmek çok önemli. Fil D6 ile bunu yapıyor. Fil D6'dan sonra at A5'e gitti. At C4'e de gidebilir. C6 şah, B7 şah yapabilir. Ama tabii ki bunların karşılığında da siyahlar şu anda konumu tutabiliyorlar. F5 oynandı. Tabii ki atınız varsa burada konumdaki piyonları birazcık daha ilerletmek fillere sıkıntı çıkartacak. Fil D3 oynandı. Ve dikkat ederseniz filler çok güzel, hani çaprazlara baksa da aslında piyonlar sebebiyle, merkezdeki at sebebiyle hiçbir yere gitmiyorlar. At G3'e gitti şimdi. Tabii ki E4'te vermek istemiyor. Ve ilerleyen zamanlarda hem F4 hem de E4 sürülebilir. Hem de burada dikkat ederseniz H1 istekte ve H3'ten sonra, kare H3'ten sonra F4 ile beraber G3 atı sabitlendi. Ve buradaki kale dikkat ederseniz hiçbir iş yapmıyor. At B7 zoraki bir şah. Şah C7, at D6, şah D6'dan sonra evet konuma tekrardan bakıyoruz. Çift fili benden bu karşılaşmada çok duyacaksınız. Ve böyle başlıyorum artık. Çift file karşılık çift at. Normalde çift fil çok daha iyi olmalı. Ama bu konumda değil. Çünkü merkezde çok güzel piyonlar var. Ve bu fillerin bir yere gitmesini engelliyor. Fil F2 belki de tek hamle. Hadi bu ata vurayım diyorsunuz ama yakalarsanız vuracaksınız. At H5'e gitti. Fil E2, at F6 yine yakalayamadınız. Şimdi kale B3'ten sonra A5 oynandı. C3 ile beraber buradaki tek hamleyi buluyor. B çarpı C3, kare çarpı C3 ve kale C6 ile beraber tabii ki oyunu neredeyse kazanacak burada beyazlar. O yüzden kale C8'de tutunuyor ve kale C6 yine de geldi. Kale C6 ve DC6, şah C6'dan sonra beyazlar dümdüz bir piyon kaybettiler. Aklımıza belki hemen fil F3 geliyor buradaki tabii ki şişe atmak için ama fil F3'e burada E4 hamlesi var, o yüzden olmuyor. Tabii o zaman diyeceksiniz ki fil F3 olmuyorsa bu piyonu neden verdi? Neden? Fillerini daha etkin kullanabilmek için. Çünkü biliyor ki çift fil çift attan daha iyi kalacak. Bir tane piyon vermek o kadar sorun değil. Fil B5 oynanıyor. Şah C7 ile D7'ye tutunduğunuz için tek hamle. Şah E2 oynandı. Şimdi E4'ün devamında fil D4'e gidiyor. Artık file de güzel bir çapraz bulacak belki de. Fil C3'ten A5'e bakabilir. Kale D8 oynandı, pek beğenilmedi. Fil C3'e kale A8 tekrar oynamak zorundasınız. Ve beyazların konumu birazcık daha iyi kaldı. B3 oynanıyor. Ve B3'ten sonra E3'e artık bir noktada B4 oynanması lazım.
Daha demin de B4 oynanması lazımdı. B4'ten sonra A piyonunu geçer yapacaksınız ve çift fil buna etki etmiş olacak ama bunu hesaplayamadı Sindarov. Piyon kesmek istemedi daha fazla. Şah F3'le beraber F4'e saldırmaya gidiyor. G5 tek hamle. HG5, HG5 ve G3'ten sonra FG3 ve artık şah kanalında piyonumuz kalmadı. Bu da riskli bir iş. Çünkü yani buradaki piyonlara kalırsak ve olur da bir yerde değişirsek ki artık B4 gibi bir sürüş olmayacak. Çünkü buna en kötü atla patlatabilecek. FG3'ten sonra şah E3 ve dikkat etmemiz gereken başka şeyler de kaldı. Şah G3 alamıyoruz burada, at E4'ten sonra ver şahı, ver buradaki fili oluyor. O yüzden mecburen şah E3 aldık. Ve G2 yine şah F2 koştur koştur bu piyonu almaya gidemiyoruz. Ve belki şah F3 oynamak lazım. Çünkü şah F2 yine burada at E4 var. Değişik bir hamle, kale C1 oynamayı tercih etti. At D5'ten sonra şah F2'ye gitti. Şah D6'ya, kale D1 ve burada şah C5'e bir hamle kaçtı. Burada çok kolay bir hamle var aslında. Kale çarpı D5, şah çarpı D5'e fil D7'yi alıyor. Ama belki bu piyondan mı çekindi diyeceğim ya da görmedi bilmiyorum ama 7 saniyesi kalan bir adam burada fil D4 şahı çekmeyi tercih etti. Şah D6'ya gidiyor. Fil B2 ile tekrar deneyecek belki de ama artık o tekrar yok. At B6 ile onu bozuyor. Şah G2'yi alıyor ve şah E6'dan sonra 2-2 piyon kaldı. Belki G5 düşmeye daha meyilli ama bu atlar birbirine bu kadar bağlıyken acaba bu mümkün olacak mı? Şah G3 kazanmak mümkün olacak mı? Kale C8, kale E1 şah, şah F7. Pek istediği hamle olmadı. Kale F1 o da değil. Şah E6, kale E1 ve şah F7'den sonra fil D4 doğru hamlesi geliyor. Kale C2'den sonra konum kazanç ama nasıl? Fil E8, burada devamında şah F8, fil H5'e gittikten sonra buradaki şahın sıkıştığını söylüyor bilgisayar bize ama inanın şu an birkaç tane varyant bakınca da bunu bulmak hiç kolay değil. O yüzden kale E5'i oynuyor. Kötü değil. Hala artı 2.5 önde ve kale D2'den sonra işte burada tekrar fil E8'i oynamanız lazım. Özellikle kale de burada değilken fil E8 devamında fil C5 ile birlikte şah buralarda artık kalacaktı ve konumda iyi kalacaktı gerçekten ama fil B6 oynuyor. Yani o kadar anlattım size. Çift fil dedim vesaire anlattım işte şunu şunun için yaptı vesaire falan derken at B6 ve çift fil kalmadı artık. Ve kale G5'i aldıktan sonra 2-1 oynanıyor. Burada artık beyazlar belki de beraberliğe razı olmak zorundalar. Çünkü A5'i alamadığınız senaryoda artık bu iki piyonun hiçbir anlamı yok. Yani birbirine ancak tutunabiliyorsunuz. Kale B2 oynandı, ver diyor. Şimdi kale F5, şah E6, kale F3'le ancak tuttunuz. Şah E5 artık oralara geldi. Merkeze koydu şahını. Kale D3 kesiyorsunuz en azından oraya gelmesin diye. At D5, şah F3. At çatalına dikkat edin. At B4, kale E3, şah D4'e kadar geldi. Fil C4 oynanıyor. Oraya tutun da A5'e koşacak şimdi. At C6, kale D3, şah C5 ve kale D5'in ardından şimdi burada şahı da artık geldi. Kale B5 oynandı. Şah C7, şah E3, kale H3, şah D2, kale H2. Burada birazcık şahlandıktan sonra şah A3'e gitti. Ve kale D2'nin ardından şimdi burada siz aklınıza tabii ki çok kolay bir mat geliyor değil mi? Yani at G4 oynarım sonra kale, pardon, at B4 oynarım sonra kale A2 mat ederim diyorsunuz. Ama at B4'de burada kale A5 vardı ve devamında buradaki at boşta kalıyor. Yani mesela nasıl diyeyim? Şöyle diyelim. At B4, kale A2 mat istiyorsunuz. Kale A5, kale A2 ama burada olmuyor. Çünkü at artık boşta. O yüzden bu mat yok. Bu mat 1.300.000 TL değerinde olabilirdi belki de. Kale D2, kale H5, şah B6, kale B5, şah C7. Aynı hamleleri tekrar etmek istemiyor. O yüzden fil D5 oynadı. Ve at B4'ten sonra buradaki artık fil istekte kaldı. Ve buradaki fili vermek istemeyen Sindarov file 4 oynadı. Ama daha demin gösterdiğim mat işte artık mümkün. Kale A2 uyundu ve Sindarov çok üzgün. Jonas yerinden zıpladı ve işte 50.000 doları kazandıran mat bu oldu. Ve çok mutluluk verici. Gerçekten 11 gün çok yorucu bir tempo ve sonrasında kazanan Jonas Bierre ve takımı oldu. İşte umarım keyif almışsınızdır. Yani çok çok keyifliydi benim için. Bunları canlı izlemek, bu anları anlatmak çok keyifliydi Sport Plus ekranlarında. Ve
sizlere de bunun özetini yapmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ve aynı zamanda Sabo Satranç kanalına abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.